Türkiye Futbol Federasyonu Riva Milli Takımlar Tesislerinden tüm Aspor izleyicilerine merhaba. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel bir turu geride bıraktık. Artık yavaş yavaş finale gidiyoruz. Bugün hem çeyrek final eşleşmeleri belli olacak hem de olası yarı final eşleşmelerini öğreneceğiz. İlk olarak Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'a dönmek istiyorum. Nasıl bir tur geçirdiniz siz? Nasıl maçları izlediniz? Tabii ki ilerleyen turlar ilerledikçe, finale doğru yaklaştıkça maçların zorluk derecesi de artıyor. Bu hafta içerisinde izlediğimiz müsabakalarda da skorlar maçların ne kadar zorlu geçtiğinin de bir göstergesi oldu. Gerçekten kafa kafaya geçti. Ve bu müsabakalar sonucunda da son 16 turunda başarılı olan 8 tane takım çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Yine kupa statüsüne göre bu 8 takımdan 4 tanesi seri başı olarak belirlendi. Bu takımlarımızın geçen sezon Süper Lig'de puan sıralamalarına göre Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor kulüplerimiz seri başı oldu ve diğer 4 takımımızla eşleşecekler. Bu turda da müsabakalar küçük numaraya yerleşen takımlarımızın sahasında oynanacak. Çeyrek final müsabakaları 9, 10, 11 Şubat tarihlerinde, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde yine tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi, uzatmada da eşitlik bozulmadığı takdirde seri penaltı atışları sonucunda kazanan takımlarımız belli olacak. Yine son 16 turunda olduğu gibi çeyrek final ve yarı final müsabakalarında da video asistan sistemi, VAR sistemi de yine kullanılacak. Peki sabırsızlanıyoruz eşleşmeleri öğrenmek için. Tabii yine pandemi kuralları nedeniyle kulüp temsilcileri katılmıyor kura çekimimize. Yine Türk futbolu için önemli, değerli isimler bizlere eşlik edecek. Her zaman olduğu gibi ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Sayın Hamit Altıntop'u davet ediyorum kürsüye. Hoş geldiniz. Çok güzel bir turu geride bıraktık. Çok güzel eşleşmeler var demiştik kurayı çektiğimizde. Nitekim öyle de oldu. Uzayan maçlar mı dersiniz, bol gollü karşılaşmalar mı dersiniz? Ve takımlar da aslında özellikle asıldılar tura. Çıktıkları kadrolardan da bunu anladık. Siz nasıl bir son 16 turu izlediniz? Zira Türkiye Kupası beklentilerimizi karşılıyor diyebilirim. Tek maçlı sistem heyecan katıyor. Futbol kalitesini, ciddiyeti biraz daha arttırdığını düşünüyorum. Ve bu maçlarda da uzatmalar vardı, penaltılar vardı, güzel goller vardı. Büyük mücadele vardı. Turu geçenleri tebrik ediyoruz. Maalesef veda edenlere de geçmiş olsun diliyoruz. Herkese teşekkür ederim. Sonuçta burada bir emek var, burada bir kalite var. Bunu inşallah bu kurayla süslendirebiliriz güzel maçlarla ve performansı arttırarak ilerleriz. Evet, kura çekiminde Sayın Hamit Altıntop'a yine her zaman olduğu gibi Türk futbolunun değerli isimlerinden biri eşlik edecek. Kendisi hem A ve Ümit Milli Maç ve Oyuncu izleme antrenörü hem de kariyerinde Türkiye Kupası'nı iki kere kazanma başarısı göstermiş bir isim Sayın Hami Mandıralı. Atlamışken genç oyuncularla ilgili gözlemlerinizi de sormak istiyorum. Özellikle önceki turlarda da, son 16 turunda da. Şöyle, ülke futbolunun kalkınması için, ülkemizin futbolunun kalkınması için tabii ki yabancı kaliteli oyuncular evet diyorum ben bireysel olarak. Ama kendi çocuklarımızın, oyuncularımızın da takımlarında yer bulması lazım, zaman alması lazım, fazla zaman alması lazım. Çok yetenekli isimlerimiz var, hep överek söylüyoruz. Onları çok methediyoruz ama oynatmıyoruz. O olduğu yerde kalıyor. Yani sonuçta bu genç çocuklarımıza, kardeşlerimize biraz daha şans vermemiz lazım. Onlara güvenmemiz lazım. İnanın bizi mahcup etmeyecekler. Ben bir kısa süre bunu yaptım. Çok güzel oyuncular ortaya çıktı ve Süper Lig'de şu an görev alıyorlar. Ve gurur duyuyorum. Kendi adıma da gurur duyuyorum. Onlar adına da gurur duyuyorum. Onlara biraz daha güvenip forma şansı vermemiz lazım ki Türk futbolu daha iyilere gelsin. Bizim çocuklarımız da gelecek zaten. Onun için kıymetli onlar, onları biraz daha sahiplenelim.
çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden ellerinize sağlık diyeyim kura çekimi başlamadan önce. Sevgili izleyicilerimiz, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri için kura çekimimize başlayacağız. Öncesinde ben hemen maç planlama müdürü Besim Yalçın'a bir döneyim. Hatırlatmaları yapalım isterseniz, sonrasında da başlayalım. Teşekkürler. Çeyrek final ve yarı final kura çekimindeki eşleşmelerimizi peş peşe belirleyeceğiz. Çeyrek final eşleşmeleri Sayın Hamit Altıntop tarafından gerçekleştirilecek. Seri başı takım isimlerinin yer aldığı bir kavanozumuz ve seri başı olmayan takım isimlerimizin yer aldığı bir kavanozumuz var. Sayın Hamit Altıntop bir bu taraftan, bir diğer kavanozdan alarak öncelikle eşleşmeyi belirleyecek. Daha sonra ismi önce çıkan takım eşleşmede ev sahibi olarak yerini alacak. Daha sonra 4 tane eşleşmemiz bittikten sonra yansıda görüldüğü gibi Sayın Hami Mandıralı yarı final eşleşmelerini belirleyecek. Dolayısıyla toplarda 1. 2. 3. ve 4. eşleşmenin galibi şeklinde toplarımız var. Yarı finalde de yine ismi ilk çıkan eşleşmenin galibi yarı finalde ev sahibi olmuş olacak. Böylece şimdiden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Pekala, başarılar dileyelim tüm takımlarımıza. Ben artık kura çekimini başlatalım diyorum. Buyurun, hadi buyurun başkan. Demir Grup Sivasspor. Evet, ilk ev sahibi takım belli oldu. Evet. Oh, pardon. Rakibini de belirleyelim. Aynen, rakibini de belirleyelim. Fraport Tav Antalya Spor. Çeyrek finalde ilk eşleşme belli oldu. Demir Grup Sivas Spor, Fraport Tav Antalya Spor'u konuk edecek. Galatasaray AŞ. Çeyrek finalde ikinci ev sahibi ekip Galatasaray oldu. Rakibi. Bakalım rakibi kim? Aytemiz Alanyaspor. Galatasaray Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. İttifak Holding Konya Spor. Bakalım İttifak Holding Konya Spor hangi takımı ağırlayacak çeyrek finalde? Beşiktaş AŞ. İttifak Holding Konya Spor'un rakibi de Beşiktaş oldu. Evet, bir Başakşehir Fenerbahçe eşleşmesi olacak ama acaba ev sahibi kim? Evet. Maalesef açıldı. İsterseniz kapatalım, tekrar yapalım başkanım. Bunu alalım onu. Olur, olur. Öyle karar verelim. Tamam. Görmeden. Fenerbahçe AŞ. Fenerbahçe ev sahibi oldu.
Üçüncü eşleşme galibi. Gerçekten sıralı gidiyoruz. Sıra bozulmadı. İttifak Holding Konya Spor Beşiktaş eşleşmesinin galibi. Ev sahibi olacak ve... Dördüncü eşleşme galibi. Evet, İttifak Holding Konya Spor Beşiktaş eşleşmesinin galibi Fenerbahçe Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibini konuk edecek yarı finalde de. Çok güzel eşleşmeler. Evet, bu sırayı bozmamış olduk böylelikle. Güzel eşleşmeler oldu gerçekten. Hem çeyrek finali hem de olası yarı finali öğrendik. Ben kura çekiminden sonra yine kura çekiminde bizlere yardımcı olan hem Sayın Hamit Altıntop hem de Sayın Hami Mandıralı'ya söz vermek istiyorum. Sayın Altıntop, ne düşünüyorsunuz eşleşmelerle ilgili? Yani kura ilk önce hayırlı olsun. Çok zor olacağını her takım zaten biliyor. Burada tabii ki içeride oynamak her zaman bir avantajdır. Ama böyle bir kura oldu. Ben ümit ediyorum ki kaliteli olur. Fair play içinde olur. Güzel maçlar olur. Heyecan katar. Çünkü sonuçta burada final oynamak, finali kazanmak demek Avrupa'ya gitmek. Burada 3 maçta Avrupa'ya gidebilirsiniz. Daha kolay bir yol yok galiba. Burada Ziraat Bankası'na, sponsorumuza teşekkür etmek istiyorum. Turkuaz Medyası'na da teşekkür etmek istiyorum. Burada bir emek var, çaba var. Umarım bunları güzel maçlarla, güzel sonuçlarla taçlandırabiliriz. Herkese başarılar. Teşekkür ediyoruz. Hami Mandıralı'ya da söz bırakayım. Sevgili Ahmet'in dediği gibi kısa yoldan Avrupa'ya gitmenin yolu pay kazanmak. Çok güçlü takımlar, hepsi de formda takımlar. Ama sonuçta biri şampiyon olacak, kupayı alacak. Ben bütün takımlara başarılar diliyorum. Fair play ruhu içinde inşallah maçlar geçer. Hak eden de kazanır. Hak eden de kupayı alır inşallah. Ben de ellerinize sağlık diyeyim. Besim Yalçın, artık kura'nın son kura'mız da bu. Evet, artık hepimiz kura. Ekranlarımız başında maçları seyrederek kim kazanacak, kim kiminle oynayacak ona şahitlik edeceğiz. Sizden de son sözlerinizi alayım. Bu yılki son kura çekimimizdi çünkü. Evet, gerçekten sezonun bu kısmına kadar olan kuralar ve müsabakalar çok heyecanlı geçti. Bundan sonra da aynı heyecanın devam edeceğini umuyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi 9-10-11 Şubat'ta çeyrek final müsabakaları, 16-17 veya 18 Mart'ta da yarı final müsabakalarını Turkuaz Medya'nın A-Spor ve ATV ekranlarından severek takip edeceğiz. Siz söylemiş oldunuz. Bana da hem A-Spor hem ATV ekranlarından ayrılmayın demek düşüyor. Kura çekiminin sonuna geldik. Zira Türkiye Kupası'nda hem çeyrek final hem yarı final eşleşmeleri belli oldu. Bizim buradan Riva'dan A-Milli Takım tesislerinden aktaracaklarımız bu kadar. Diyelim, hoşça kalın.